Herkese selamlar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Şöyle bakayım kimler var kimler yok. Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Dersen derse koşturuyoruz. Oturduğumuz yerde. <laughs> Dersen derse koşturuyoruz. Nasıl gidiyor sizlerin çalışmaları? İyi misiniz? Nasıl? Güzel, iyi, harika. Harika, iyi diyelim, iyi olalım. Doğru mu? İyi diyelim, iyi olalım. Peki, o zaman ne yapıyoruz? Hem ye hem yok dile çalışıyoruz. Evet, evet. Şimdi gelelim bugünkü yapacağımız işlere. Gelelim bugünkü yapacağımız işlere hocalarım. Şimdi, bugün sizlerle beraber cümle tamamlama sorusu yapacağız. Cümle tamamlama sorularında nelere dikkat edeceğiz, nelere bakacağız, bunları konuşacağız sizlerle. Şimdi cümle tamamlama sorularında bağlacı bilmeyen zaten bunları çözemez. Bağlaçların anlamını bilmeyen zaten bunları çözemez. Doğru mu? Önceliğimiz her zaman şu bağlaçların anlamını bilmektir. Kullanımını bilmektir. Nasıl olduğuna bakmaktır. Peki bakıyorum şimdi. Benim için demiş ki do bizim için sada sede diye çevirdiğimiz Sada pede diye çevirdiğimiz ee, ya da ya da en rağmen diye çevirdiğimiz yok hocam e -e, bırakacağım yok. Böyle çevirdiğimiz biliyorsunuz ki neylerimiz bağlaçlarımız. Şimdi anlamını biliyoruz. Peki bakalım nasıl bağlayacağız? Zıtlık bağlaçları nasıl bağlardı? Artı eksi şeklinde gidebilirdi bilinir bilinmez zıtlığı verebilirdi. Bunun dışında tekil çoğul yapabilirdi. Öznesel zıtlık, zamansal zıtlık bir sürü şekilde arteksi zıttı. Bir sürü şekilde bana ne verebilirdi? Zıtlık verebilirdi. Artı artı bile gidebilirim. Peki bakayım ne varmış? Derar vardır. Sayısız olası sebepleri vardır. Dehidrasyon için. Yani bir susuzluktan bahsediyorum. Dehidrasyon için olası sebepler vardır. Sayısız olası sebepler vardır. Peki, tamam. Sonrasında devamında da ne söyleyebiliriz? Sayısız olmasına rağmen. Şimdi benim dikkat çekmek istediğim şurada bir ifade var. Sayısız ifadesi. Buraya bir şöyle bir dikkatimi çeksin diye bir şöyle renk vurguluyorum. Sayısız acaba hani vardır, yoktur bu tarz bir şey mi söyleyecek? Bakalım. En yaygın faktörler. He, olası sayısız sebep var. En yaygın faktör. Acaba buradan bir şey gelebilir mi? Acaba şuradan bir şey yakalayabilir miyim? En yaygın faktörü şu deyip bir sürü sebep verir. Olası en çok. Hani bir sürü sayısız faktör var deyip. Acaba en yaygını şu diye atıf yapabilir mi? Bakalım. Are intense. Neymiş? Yoğun. Yoğun fiziksel iş gücü ve aşırı sıcak havaymış. Dehidrasyonun susuzluğun birçok sebebi olmasına rağmen en yaygını fiziksel iş gücü, aşırı şekilde sıcak hava, aşırı bir sıcak hava. Bak bu güzel oldu. Bu bir dursun hocalarım. Sayısızdan en yaygın faktörü çekti. Yani bir sürü sebep söyleyip çok genel kümeden beni ne yaptı? tekile çekmiş oldu. Peki Sonrasında vücudun elektrolit dengesi ne yapılabilirmiş? Yeniden onarılabilirmiş. Intravenous yani böyle damardan sıvıyla onarılabilirmiş. E şimdi ben burada onarmaya geçtim. Burada bilgi vermiştim birçok sebebi var diye. Değil mi? Burada olumsuz bir cümle söylemiş olmuyorum aslında ben. Burada ben bir çözüm ürettim. Ama bu değil aradığım ifade. Böyle demiş ki moderate'li yani benim için orta derecede susuz kalmış bir insan gösterecekmiş ne sinyalleri? Zihinsel kafa karışıklığı ve uyum sağlayamama sinyalleri gösterecekmiş. Şimdi baktığınız zaman cümleye hocalarım dikkat edin. Benim için bir olumsuzluktan bahsetti burada. Göstereceğimiz sinyallerden bahsetti. Yani neler başımıza geleceğinden bir olumsuzluktan bahsetti sayısız olası sebepleri olmasına rağmen deyip kafa karışıklığı bulur musunuz? Yani atıyorum ben bu C'yi kullanabilmek için şöyle bir ifade arardım. Bana deseydi ki hani çok fazla bir e, insan vücudunda çok fazla bir olumsuz sonuca sebep olmasa da olumsuz bir şey yaratmasa da insan vücudu için deyip Sonrasında burada da kafa karışıklığı ve uyum sağlayamama sinyalleri verecek deseydim çok güzel zıtlık yapmış olurdum. Ama yapmadım, gitti. Şimdi kafanızda bir de şunu düşünmeyin hocalarım. Yani sağlıyorum ben burada zıtlık bağlacını kullanacağım. Ben bu cümlede neye zıtlık yapabilirim? Bakın ben hemen şunun altını çizdim. Dedim ki sayısız bir şeyden bahsediyorsa bunu bir tekile çekebilir kümeden tekile çekebilir. Zaten siz bağlaçlarda zıtlık bağlaçlarının nerede kullanıldığını bilirseniz cümle tamamlama sorularında o kadar rahat yaparsınız sorularımızı. Insufficient water demiş ki yetersiz su alımı, aşırı su kaybı elektrolit dengesizliğine sebep olur. E ben burada dehidrasyondan bahsediyordum. Şimdi elektrolit dengesizliği ne alaka? Bak konudan bağımsız oldum. Gittim Dehidrasyonun ilk semptomları neyi içerirmiş? Susuzluğu içerirmiş. İşte az bir e, böyle baş ağrısını içerirmiş. Kuru cildi içerirmiş. Hafif baş ağrısı ya da böyle bir e, kuru cildi içerirmiş. Burada semptomları söylemiş. Ben burada sebeplerinden bahsetmiştim. Burada da kaydı. Susuzluk hocam. O zaman bu da değil diyorum cevabım. Bu da gitti. Cevap ne olacak? Adana. Geldim. Diğer soruma. Şimdi bakıyorum. Bana demiş ki. <laughs> yetişkinlerin cildi. Yetişkinlerin cildi genellikle ne oluyormuş? Daha ince ve daha fragile, hassas, kırılgan oluyormuş. Hassas. Savunmasız. Doğru mu? Fragile, vulnerable, susceptible, delicate, open to, defenseless, defenseless, open to, uh, başka ne söyleyebiliriz? Sensitive. açık anlamında da kullanabiliriz. Bir şeye açık anlamında da kullanabiliriz. E açık da diyebiliriz. Savunmasız, hassas da diyebiliriz hocalarım. Şimdi bakıyorum. Daha kırılgan ve hassasmış yetişkinlerin cildi. Tamam. Şimdi bakıyorum ki ne oluyormuş? Kuru ve kaybediyormuş esnekliğini kaybediyormuş. Overtime zamanla da böyle bir neyini kaybediyormuş. Elastikiyetini, esnekliğini, elastik olmasını kaybediyormuş. Şimdi ben burada insanlar dedim ki daha ince yapılı, daha hassas. Bu da şimdi burası aslında en çeldirici şık. En çeldirici şıklardan bir tanesi olmuş. Çünkü ince, hassas bunu gördüm ki o zaman da ne olur? Kuru ve elastikiyetini kaybeder dedin zamanla. Bak bir dursun, diğerlerine de bakalım. Doesn't mean ne anlamına gelmez? Tırnak bakımı. Şimdi tırnak bakımı ne alaka? Ben ciltten bahsediyordum. Tırnak bakımına nasıl geldik? Böyle bir geçiş sağlayabilir misin? Sağlayamazsın ki doğaldır. Çünkü onlar yaşlandıkça onların antikorları sayısında bir azalma olurmuş. Onlar yaşlandıkça ve antikorları azaldıkça bu doğaldır demiş. Ha, çok güzel oldu. Tamam, bu çok güzel oldu. Şimdi o zaman burayı bir daha düşünmem gerekecek. Ayrıca da sebep olabilirmiş daha sağlıklı kemik yapısına. Şimdi bir şeye karşı hassas olmam, daha kırılgan olmam Beni daha mı sağlıklı yapar? Yapmaz. Gitti. Değişikliklerin biri neydi? Demiş ki e, videodun kuruluğuna sebep olan değişikliklerin değişikliklerden biridir. Ama toddler dedi. Bir çocuğun derisinde dedi. E ben burada yetişkinlerden bahsediyordum. Hani zıtlık mı verdi de toddler'a geçeyim, çocuklara geçeyim? Geçemem. Şimdi benim için Became'le devam etmiş. Hiç buraya became olur mu? Hiç buraya became olur mu? Ne dersiniz? Olmaz. Ben burada present'ta genel bir ifadeden bahsederken hiç geçmişte böyle bir e, kuruluk oldu diye söyleyebilir miyim? Cevabım ne olacak? Ceyhan. Geldim. Diğer soruma. Şimdi hop yine nereden gelmiş? Çoğunluk zaten bana zıtlıktan geliyor sorular. Zıtlığı vermeyi seviyor. Hemen baktım. Oldu. E rağmen anlamında kullanmış. Peki. Diyafram. Hemen yazalım. E rağmen. Neye rağmen? Diyafram en büyük nefes alma kasıdır demiş. Nefes almanın ana kası, temel kası, ana kası olmasına rağmen. He, bak burada ne yapacağız? Artık başka bir kastan bahsedebiliriz. Doğru mu? Ana kas buysa ya diyaframın başka bir görevinden bahsedersin ya da başka bir kastan bahsedersin. Nefes aldıran. Peki bakalım. İlk neyden bahsediyor? Benim için inspiratuar. Nöronları tetiklermiş neyi tetikliyor? Ee, nöronların e, discharge dedi yani deşarjı olmasını tetikliyor. Şimdi nefes alma ile ilgili bir durum söz konusu değil. İpte aradığım bu değil. Bu farklı kas grupları. Bu, kar, bu farklı kas grupları derken ben şimdi şurada kas grupları mı diye bahsettim. Diyafram is ki bakın çoğul değil Diz diye atıf yapamazsınız. O zaman bursayı direkt patlatırsınız. Diyafram ana kastır dedim. Nefes almanın ana kasıdır dedim. Diyafram dedim. Hiç burada bir e, çoğul ifadeden bahsetmedim. Gitti. Sonrasında expiratory. Bana diyor ki e, buradaki expiratory modül nöronları nereye bağlantılıdır? Eee Beyin merkezinden daha yüksek, e, beynin üst kısımlarından gelen e, projeksiyonlara bağlıdır demiş. Bunlara bağlanır demiş. Şimdi baktığım zaman nefes almayla ilgili bir şey var mı? Ya da kasla ilgili bir durum söz konusu mu? Cık, bu da değil. Bak konu tamamen konu dışı. Onun solunum respiratörü, solunum eylemi neyle değerlendirilirmiş? Bir böyle karmaşık gelişmiş. Diğer kas gruplarının diğer kas gruplarının assembly, birleşimi tarafından karışık, karmaşık birleşimi tarafından da yerlendirilir. He, diyafram, ana nefes almanın ana kasıdır. kasa olmasına rağmen onun solunu hareketi, diğer kas gruplarının birleşimi tarafından değerlendirilir, desteklenir. Yani ana kas olmasına rağmen bak asıl işte buradaki ifadeye dikkat. Burada bana diyor ki ana kas hani bu olmasına rağmen diğer kas grupları ama diyor onu destekliyor. O zaman ben burada bunu kullanabilir miyim? Çok güzel kullanabilirim uyum bakımından. Bu bir dursun. Sonrasında demiş ki bu solunum kontrol sistemine e, ki girdiler e, üst beyin merkezlerinden gelen e, solunum kontrol sistemine gelen girdiler yardım edermiş onlara. Bak dem neyi karşılayacak burada? Kas dedin, diyafram dedin, iz dedin. Hiçbir şekilde demin bir karşılığı yok. Bu da patladı. Cevabımız ne olmalı? Denizi. Anlaştık mı? Bakın bir bağlaca bakıyorum. Bir cümleyi tamamlamasına bakıyorum. Bir de refer ifadeye bakıyorum. Bunlar bizim için önemli detaylarımız. Anlaştık mı? Peki gelelim. Buraya. Yeni sorumuza. Şöyle bir bakın hocalarım. Ne söyleyebiliriz burayla ilgili? Şimdi erkekler erkekler şöyle çizelim. Bağlaçlarımızı önce çizelim ki şöyle önümüzde bir dursun hocalarım. Böylece ancak as a result. Tamam. Şimdi erkekler bir zamanlar düşünülürmüş, daha büyük bir risk altında olduğu düşünülürmüş. Büyük bir riskte olduğu düşünülürmüş. Neydi? Coronary heart disease. Males dediği erkek. Kalp sağlığında, coronary kalp sağlığında daha büyük riskte olduğu düşünülürmüş. Tamam. Ya burada artık... Males, erkekler demezsiniz, sağlıyorum, woman dersiniz, kadınlardan bahsedersiniz. Ya da kalp sağlığı değil de X hastalığı dersiniz. Böyle bir zıtlık yapabilirsiniz eğer zıtlık dersiniz. Peki bakalım şimdi. Bana demiş ki, böylece diz bu risk faktörleri. Şimdi bu risk faktörleri derken faktörlerden bahsettim mi? Herhangi bir faktör verdim mi hocaları? Vermedim. Daha da devam etmeme gerek yok. Atıfı yok. Onun bu risk faktörlerinin bir karşılığı yok. Atıfı olmadığı için de inceleyemem. Neye rağmen? Daha son çalışmalara rağmen yani son zamanlarda yapılan çalışmalara rağmen bu çalışmalar ama gösterdiler neyim? Bunun doğru olmadığını. He, bu doğru değil o zaman. Bunu söyleyebiliriz. Sonrasında böylece kadın ve erkeklerin eşit sayısı eşit sayıda geliştirirlermiş onu. Buradaki it dediğimiz rifer ne hocaları? Buradaki it dediğimiz rifer ne? Bizim için kalp hastalığı. Doğru mu? Kalp hastalığından bahsediyoruz. E, böylece deyip söyleyemem. Böylece deyip söyleyemem. Eşit yani en çok erkekler geliştirdiği bir zamanlar düşünülüyorsa böylece deyip şimdi nasıl eşit sayıda bunu geliştiriyorlar diyeyim. Bu da gitti. Zıtlık bir dursun dedik. Zıtlıkta ne söyleyebilirdik? Ya kadınlara çekebilirdi, öznesel zıtlık yapabilirdi ya da başka bir hastalıktan bahsedebilirdi. Ancak hastalık Görülürmüş esasen erkeklerde görülürmüş. E zaten erkeklerin daha büyük risk altında olduğunu söylüyorsun. Aynı şeyi söylüyorsun. Bunu hangi bağlaçla kullanabilirdin? The other words. The other words ifadesiyle söyleyerek bunu yapabilirdin. Gitti mi? Gitti. Sonuç olarak daha fazla kadın geliştirirmiş. Bunu neyle söyleyebilirdin? Zıtlıkla söyleyebilirdin. Bak kadına geçti. Patladı. Cevabım nedir? Bursa. Beni direkt Bursa'ya çekmesi gerekir. Anlaştık mı? Peki. Şimdi tabii bunlar bir tık daha eski yıl olarak kalıyor. Yani yok değil. 2019'un soruları aslında bunlar. Eee... Ama ilerleyen süreçlerde günümüze doğru gelerek çözeceğiz. İlk önce bunlardan başlamak istedim. Tabii ki bir tık daha kolay bunlar günümüze geldikçe. Yani derslerimiz ilerledikçe, sınava bir tık daha yaklaştıkça ilerleyen tarihlileri de çözeceğiz. Onların da gelişimini, soruların gelişimini, cümlelerin gelişimini beraber göreceğiz. Ha, cümleler gelişiyor, cümleler değişiyor ama mantık yine aynı mantık. Mesela bak bu soru kalıbı hiç değişmedi. Hala aynı şekilde geliyor. There is no evidence. Kanıt vardır. Kanıt vardır. Kanıt vardır. Buradan nereye çekebilirim? Buradan nereye çekebilirim? Bakalım. Şimdi ama kanıt vardır demiş ama bak zıtlık da yapabilir ki aslında baktığımızda bir vardır yoktur zıtlığına gitmemiş. Bakalım peki buraya. Bakalım buraya. Bana demiş ki ne nasıl bir kanıt? Böyle daha orta dereceli e, alkol içme beynin gelişimini etkilermiş. Yani orta derece bile, orta derecede içki içme bile ne yapar? Ne yaparmış? B'nin gelişimini etkilediğine dair bir kanıt varmış. Şimdi bakın. Bunu iki şekilde kullanabilirsiniz. 1- Böylece deyip insanların uzak durmasını da söyleyebilirsiniz. 2- insanların uzak durmasını da söyleyebilirsiniz. Böylece deyip. Çünkü deyip alkolün verdiği etkiden de bahsedebilirsiniz. Çünkü işte beynin şu şu yerine zarar verdiği için gelişime etkiliyor diyebilirsiniz. Ya da zıtlık verip böyle bir bilimsel çalışma yoktur diyebilirsiniz. Bakın direkt o yüzden zıtlığa atlayamazsınız. Tamam. Sadece zıtlık olursa burada bilinir bilinmez zıtlığı yapabilirsiniz. Kanıt vardır dediği için. Şimdi inceliyorum. Böylece Doktorlar tavsiye ediyorlarmış. Hamile kadınların to avoid alkol, alkolden kaçınmasını, tamamen kaçınmasını tavsiye ediyorlar. Ha, bakın aslında çok güzel oldu. Niye? Beyin gelişimini etkilediğine dair bir kanıt var. Böylece, böylece ne yapıyorlar? Kaçınmalarını tavsiye ediyorlar. Bakın neden sonuç bağlaçlarıyla, neden sonuç bağlaçlarıyla siz bir tedbir anlamında artı eksi şeklinde ilerleyebilirsiniz. Bakın burada kötü bir oluşum söz konusu. Burada kaçınmaları, kaçınmaları aslında güzel bir şey. Doktorların bunu tavsiye ediyor oluşu güzel bir şey. Sanki artı eksi gibi görünse de bizim için sebep sonuç bağlı açılarında. Tedbir durumu söz konusu olduğunda artı eksi şeklinde ilerleyebiliriz. Mesela kötü bir şey olduğu için alınan tedbirden bahsedebilirsiniz. Bunun hatta örneğini e, Instagram sayfamda sizlerle post olarak paylaşmıştım. Kesinlikle ona bakıp not alıp kaydetmenizi tavsiye ederim. Çok önemli bir detaydır. Hem e, bağlay soru kısmında hem cümle tamamlama kısmında karşımıza çok çıkar. Tamam bu çok güzel oldu. Bu bir dursun. Zıtlar bakalım. Bakın kanıt vardır yoktur şeklinde yapması lazım bizim için burada. Aşırı alkol tüketimi ne üretirmiş? Ayırt edici. Bir yüz ifadesi, yüz şekli üretirmiş. E şimdi bununla alakası var. Kanıt vardır, yoktur olması lazım zıtlıkta. Havever'a da bakayım. Bu da zıtlık var. Çünkü burada da bir zıtlık var. Hamile kadınlar must be özellikle dikkatli olmalıymış onların sağlıkları hakkında. Bak buranın cümlesi ancak therefore ile yapabilirsin. Therefore, thereby, thus, hence, so... Ancak bu bağlaçlarla sağlayabilirsin. Burası da gitti. Sonrasında Bursa gitmişti, Denizli gitmişti. Bunları da bakalım. Burası da zıtlık. Aksine, belirli ilaçların aksine neye sebep olabilirmiş? Psikolojik bozukluklara, ciddi psikolojik bozukluklara sebep olabilen e, belirli ilaçların aksine e, bu da zaten bir olumsuzluk. Burası da olumsuzluk. Eksi eksi zıtlık olmaz. Burası da gitti. On the other hand, diğer yandan onlar onlar dediğim kim? Onlar dediğim şey etkiler. Benim burada onlar diyebileceğim hiçbir ifade yok. Farkındaysanız zaten alkol tüketme dedim. Deyin bir karşılığı yok. Direkt bu da gitti. Cevabım ne olacak? Adana. Direkt ifademiz bu olacak. Bakın gayet güzel bir soru oldu. Ha, bir de size şunu söyleyeyim hocalarım mesela yeni başlayan cümle tamamlamayı yeni soru çözecek hocalarım için. Aa hocam burada işte oldu var. Burada however var. Bunlar zıtlık bağlacı. Bunları böyle eleyebilir miyim? Hayır. Eleyemeyiz. Niye eleyemeyelim? Niye elemeyelim hocam? İkisi de zıtlık bağlacı. E, bu zıttığın içinde başka bir şey söylüyor. Bu zıttığın içinde başka bir şey söylüyor. İsterse bütün şıklar zıttık olsun. Hiç fark etmez. Asla öyle bir eleme yapamazsınız. Çünkü siz bu cümlelerin her birini, bu cümlelerin her birini buraya göre değerlendiriyorsunuz. Bu şıklar içerisinde değil. Buradaki bulunduğunuz cümleye göre değerlendiriyorsunuz. Zaman diyeyim öyle bir hataya sakın sakın düşmeyin. Geldik 36'ya. Şimdi eş anlamlı hiç fark etmez. Yani mesela bat bat a bunlar elenir diyemezsiniz. dedim ya isterse buranın hepsi bat 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 olsun sen buranın hepsini bu şıkların hepsini buradaki cümleye göre değerlendiriyorsun çünkü tamam geldim şimdi soruma rica ederim hocam ne demek şimdi bat do bat so ve yet Şimdi her biri cümleyi buraya göre değerlendirmem gerekiyor. Bana demiş ki asit e, bir fosfataz. Asit bilmem bir şey nedir? Bir enzimdir. Bulunan. Nerede bulunacak? Vücudun her yerinde bulunan bir enzimmiş. X neyse bu artık sağlıkçılar bilirler. X bir enzimmiş. Tamam vücudun her yerinde bulunur. Eğer zıtlık vereceksen mesela şey diyebilirim. E, vücudun sadece şurasında bulunur. Esasen burasında üretilir. Mesela böyle bir şey dersem çok güzel zıtlık yaparım. Eğer mesela böylece diyeceksem de şurasında bulunur böylece işte belki ne diyebilirim? Gerçi buna da bir şey denmiyor ama hadi cümlelerimize bakalım. Vücudun her yerinde bulunur ama esasen ev sahipliği yapılır. Ona ev sahipliği yapılır prostat bezlerinde prostatta bulunurmuş esasen. Ha işte bak bana aradığım şeyi bununla verdin. Nerede bulunur esasen? Burada. Çok güzel. Bu çok güzel oturdu. Bu bir dursun. Do, neye rağmen? Bu değerde bir artış. Hangi değerde? Ee, bu enzim değerindeki artış ne olarak görülürmüş? Çeşitli vakalarda görülmesine rağmen. E, bu enzim neye rağmen yaptık bu zıtlığı? Gitti. Ama onu test etme. Yapılırmış kontrol etmek için. Prostat kanseri için kontrol etmek için yapılırmış onun testi. Şimdi burada farklı bir hastalığı kontrol etmek için yapılır deseydim. O zaman derdim ki ama aslında... Prostat kanserini kontrol etmek için bakılır derdim. Bu da değil, bu da patladı. Yani Bursa'da, Ceyhan'da patladı. So bu yüzden çoğu doku e, onun küçük e, onun küçük miktarlarına sahipmiş. Çoğu doku her yerde bulunurmuş. Böylece çoğu doku da çoğu doku diyemem. Vücudun tüm vücutta bulunur diyorum bir kere. Tüm vücutta bulunur. Sonrasında da diyorum ki. Çok küçük miktarda bulunur çoğu dokuda. E her yerde var. Sonra küçük miktara so deyip nasıl geleyim? Burada zıtlık atabilirdim. Mesela bat derdim. Vücudun her yerinde bulunuyor. Ama çoğu dokuda az miktarda derdim. Çok güzel zıtlık olurdu. Gitti. Ama örneğin onun varlığını test etmek neyi gerektirirmiş? Kanın 10 mililitresini gerektirirmiş. 10 mililitresinin alınmasını gerektirirmiş. E şimdi ben ama burada nereye zıttık? Zaten her yerde bulunur. Böylece de bunu test etmek için de mesela 10, 10 mililitre kan yeterlidir dersin. Mesela ama burada zıttık yapmazsın. Cevabı ne olur? Adana. Direkt işaretleyeceğimiz şık olur hocalarım. Şimdi sorularımızdan anlayacağımız üzere. Şöyle bir küçülteyim. Şimdi sorularımızdan anlayacağımız üzere şöyle bir bakın sorulara. Bakın önce ne yaptık? Önce bize mesela zıtlık bağlacını kendi verdi. Doğru mu? Buradaki bağlaca göre nerelerde zıtlık yapabilirim diye kendim düşündüm. Sayısız mesela sayısız dedim bir yerde çok olduğunu vurguladım. Bir dedim ki buradaki zıtlık kesin bunadır. O zaman bunu ben de nereye çeker? gruptan tekile çeker. Öyle bir zıttık aradım. Sonra şıklarda geldi bu sefer de. Şey pardon. E, bunu da yine aynı şekilde verdi. Bir diğer soruda da bakın bağlaçlar bu sefer şıklarda geldi. Ama bu sefer ne yaptım? Şıktaki bağlaca göre düşünüp buradaki cümleyi öyle tamamladım. Dedim ki mesela erkeklerde dedim çok görülüyordu bu risk erkeklerde daha fazlaydı. Eğer dedim zıtlık bağlacı olursa mesela kadınlara yöneltebilir demiştik. Doğru mu? İşte ne bileyim sebep sonuç bağlacı olursa şöyle olur diye düşündük. Hemen kendi içimizde e, bağlaç ne olursa diye hemen bir analiz tahlil yapıyoruz. Burada verince bize verince daha kolay. Eğer şıklarda bağlacı verirse işim bir tık daha zor. Çünkü her bağlaca göre bir senaryo düşünmem gerekiyor. Hepsinin çünkü vereceği, verdiği çeviri, şey, daha doğrusu anlam farklı olacak. Yine aynı şekilde. Burada dedik ki there is no evidence. Mesela dedik klasik bir soru olup acaba bilinir bilinmez zıtlığına mı çekecek dedik. Hayır hiç de çekmedi mesela bu yüzden ne verdi? Hiçbir şekilde de ha ben buna baktım zıtlıktır hemen şu zıtlıklara bakayım sadece bunlardan birini işaretlediğim gibi bir ifade de yapmayın. Ha, mesela bildiğiniz bir ifade diyelim ki deriz now mesela kanıt vardır dedi tamam burada diyebilirsin ki en fazla şu olur ha acaba vardır yoktur zıtlığı mı yaptı? Hemen bir önceliği şunlara vereyim hani bir şunları daha önce okuyayım bak okuyayım ama yine de önceliği verirsin. He, baktın ki senin için orada bir bilinir bilinmez zıtlığı yok o zaman. Onları eğer diğer şıklarla yoluna devam edersin. Ve bir de nelere dikkat ettik farkındaysanız, şurada bize verilen ya da diğer sorularda verilen refer ifadeli refer ifadelerine dikkat ederek gittik hocalarım. Bunlar bizim için önemli detaylar. Cümlede Bağlacımıza dikkat edeceğiz. Konu kapsam özne bütünlüğümüze ve refer ifademize dikkat edeceğiz. Konudan ee, şaşmayacağız. Konudan kopmayacağız. Özneyi zıtlık bağlacıyla özneyi e, öznesel zıtlık yapmıyorsa özneyi kolay kolay değiştiremem. Konuyu değiştiremem. Kapsamdan kopamam. Bunlara dikkat etmem gerekiyor hocalarım. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Süper, harikasınız. Burak hocam, onların bu ücretsiz derslerimizin günleri ve yaptığımız dersler değişiyor. Ee, bunlar için Instagram'dan takip etmenizi tavsiye ederim. Genellikle paylaşıyoruz hangi günler, saat kaçta dersin devamı olacak diye paylaşıyoruz. Oradan bakabilirsiniz. Mesela bugün, e, bu hafta, işte bizim ne vardı? Ee, çeviri videomuz vardı işte cümle tamamlamamız vardı bir dersimiz daha vardı galiba bağlaç mıydı prep miydi soru çözümümüz vardı çıkaramadım şimdi neydi o kadar çok ders var ki karışıyor artık ee, mesela haftaki dersimiz daha başka olur işte salıyorum paragraf soru çözümü işte prep soru çözümü yine salıyorum e, metin çevirisi farklı günlerde e, farklı saatlerde oluyor hocalarım Peki bir sonraki derslerimizde yine kaldığımız şekilde ister e, ne bileyim buranın devamı ister başka bir konunun devamı olarak devam edebiliyoruz hocalarım. Dersleri takip etmenizde fayda var. Ee, hangi denemeler olduğuna bakmak lazım hocam. Onlar aslında Telegram'da bizim sınav kampının Telegram'ında şey var. E, İnternet sitesinde bulabilirsiniz. Ee, ona bir bakın. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim dersime katıldığınız için. Kendinize iyi bakın hocalarım. Geçmişte 2019'da böyleymiş. İlerleyen süreçte birazcık daha günümüze gelene kadar. Bakalım neler değişmiş, neler olmuş, neler zorlaşmış. Bunları beraber ilerleyen günlerdeki derslerimizde beraber görürüz hocalarım. Kendinize iyi bakınız. Allah emanet olunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.